Haluk Levent'in paylaştığı, sosyal medyada paylaştığı bir mesaj var. O nedenle bir kez daha İliç'teki o patlama anını ekrana getirdik. Az önce yorumlarken yani en üst bölge burası. Burası böyle bir yamacın, bir dağın ortasından gelen bir toprak yığılması değil bu. Oranın en yüksek yani en tepenin en yüksek yeri burası. O en yüksek yerden yaşanıyor. Hani barakalarda belki yukarıda kalmış olabilirler bu göçün. Üst tarafında kalmış olma ihtimalleri var. Dolayısıyla hala umut var demiştik. Haluk Levent az önce bir sosyal medya paylaşımında bulunmuş. İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanlarıyla çıkmış. Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar diye demiş. Ahbapların bildirdiği bir bilgiyi paylaşmış Haluk Levent sosyal medya hesabından. İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanlarıyla çıkmış. Bu umut veren bir haber. Dediğim gibi belki toprağın üst kısmına yakın bölgede olabilir işçiler. İhsak Demir'le beraber diğer işçilerin de aynı bölgede olması halinde kurtarılmaları ihtimalinin de bir umut olarak en azından önümüzde durduğunu hatırlatmış olalım. İliç'teki maden faciasına ilişkin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevre felaketiyle ilgili uyarısını da bir kez daha ekrana getirsin arkadaşlar. Hatırlatalım. Bu toprak kaymasıyla beraber Fırat Nehri'ne bir sızma olabilir mi? Bu konudaki açıklamalar, risklere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şu cümlelerle yanıt veriyor. Toprak kayması sırasında akan malzemenin, tam ekran verebiliriz, Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapılarını kapattık, kapaklarını özür diliyorum, kapaklarını kapattırdık diyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık demiş. Evet, yani Fırat Nehri'ne ulaşmadı açıklamasında bulunmuştu vali. Dolayısıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı da valiliği doğruluyor. Ama bu akan malzeme vurgusu yalnızca toprağı herhalde ifade etmiyor. Toprakla beraber acaba siyanür havuzu da çöktü mü? Siyanür havuzundaki malzemeler de toprakla birlikte aktı mı? Bu soru şimdilik yanıtsız. Ve insanı kafasını netleştirmeyen bir açıklama olduğunu söyleyelim. Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı'nın açıklamasını, yani toprakla beraber akan malzeme, Fırat Nehri'ne karışmasını engellemek dediğine göre bir sıvıdan da, o sıvının akmaya devam etmesinden de aslında bahsediyor olmalı. Toprak kaydıktan sonra kaydığı yerde durur çünkü. Arkasından gelen eğer bir havuz çökmesi de söz konusuysa ve o siyanürlü atık beraberinde akıp gittiyse, ki bu açıklama ona işaret ediyor, bunun daha iyi bir metinle kamuoyuyla paylaşılmasında fayda var diyelim. Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı'nın açıklamasından sonra. Devam ediyoruz. Gürsel Tekin istifasını vermiştik. DEM Parti grubu vardı bugün. DEM Parti grubunda